İzleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi din alimleri diyoruz, İslam alimleri diyoruz. Bunlar, buradan şunu anlıyoruz biz öncelikle, dinin emir ve yasaklarını insanlara, kendi zamanlarındaki insanlara, çevrelerine anlatan, tebliğ eden insanlar. Peki görevleri sadece bu muydu? İşin bir de çünkü madalyonun başka bir yüzü daha var. Dine saldıranlar da var onların dönemlerinde. Bunlara din anlatmak tabii uygun olmayabilir. Onlara öncelikle ikna edici bir şey söylemek lazım. Yani o saldırıyı göğüslemek lazım. Bunların görevi aynı zamanda bu da değil miydi? Bunu yapmadılar mı? Mustafa zaten din alimi olabilmek için, yani İslam alimi olabilmek için din bilgilerinin akli ve nakli kısmında mütehassıs olması. Nakli kısım, nakli ilimler sayılmış kitaplarda bildiriliyor. Akli olan ilimler de zaten aynı şekilde bellidir. Fizik, kimya, matematik. Bunlar da hakim olması ve bilmesi, anatomiye, astronomiye de hakim olması lazım. Ve nakli kısmından fıkıh, tefsir, hadis ve bunların usul ilimleri, tasavvuf ilmi dahil olmak üzere. Bunlara bağlı diğer ilimler var. Onları hazmetmiş olması lazım. Etti. Peki bu ilimleri elde etti de bu ilim hamalı mı? Niye elde etti bunu? Allah-u Teala'nın dinini öğrenmek, öğretmek ve din düşmanlarının aynı şekilde din düşmanlarının saldırısından dini korumak için öğrendiler bunlar bunu. Sadece vazifeleri. Ben öğrendim tamam. Sırt üstü yatayım. Yok öyle bir şey. Öğrenmekteki niyet, daha doğrusu öğreten bunu onun için öğretiyor. Seçip de öğretiyor. Herkesi de öğretmiyor bunu. Eşkıya'ya aynı şekilde silah vermiyor. Bakıyor, araştırıyor. Gerçekten ehil olana veriliyor. İcazet de ruhsat da ona veriliyor. Yetiştiriliyor. Yetiştirirken de aynı şekilde din düşmanlarına karşı da İslamiyet'i savunması, İslamiyet'i yapılan saldırılara cevap vermesi gerekir. Nitekim böyle çok olmuştur. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri kendi zamanında felsefe hakimmiş. 40 yaşından sonra Rumcayı öğreniyor. Ondan sonra Ariston, Neflatun'un aynı şekilde kendi felsefesini kendi dilinden okuyor. Aracıyla değil, tercüme yanlıştır falandır, fişmekandır değil. Bizzat Rumcayı öğreniyor, bizzat oradan okuyor. Ondan sonra da Tehalütül Felasife kitapları yazılmıştır mesela şeylerin felsefecilerle alakalı olarak. İmam-ı Gazali Hazretleri'ye bile o felsefecilere cevap vermişler o şekilde öyle kitaplar yazmak suretiyle de. Ve İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh kitaplar yazmıştır. Felsefecileri bizzat aynı şekilde Sokrat'ın, Ariston'un, Neflatun'un neyse fikirlerini, düşüncelerini bizzat görüyor, yerinden alıyor ve aynı şekilde çürütüyor, cevap veriyor. Sadece onlara da değil. Sadece onlara değil. Aynı zamanda mesela o zaman batıni fırkalar vardı. Onlarda işte insanın işte bir her şeyin bir özü vardır, içi vardır. Felsefesiyle devreye giriyor. Felsefe bulaşmış tabii o görüşe de. Onlarla da mücadele etti. Ve dolayısıyla Allah-u Teala'ya giden yolu Peygamber Efendimiz'in bildirdiği fırkayı naici, yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunu tertemiz etti. Onun için mesela bidat ehli fırkalar İmam-ı Gazali Hazretleri'ne saldırırlar. Saldırıları uyanıkça yaparlar. İşte İmam-ı Gazali Hazretleri çok büyüktü, çok büyüktü ama işte kitaplarında uydurma hadis var diye, yani adam ömründe 100 tane hadis-i şerifi ezbere bilmez, nakledemez ama utanmadan, sıkılmadan da bu lafı da söyler. Tabii toprağın altında. Kafa bulandırmak için, bilmeyenler. Evet. Tabii başlangıçta mesela Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam 100 sene sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hazretleri devrededir. Tabiindendir ve Peygamber Efendimiz'den Hulefayı Raşid'den sonra saldırılar başlamıştır. Ateistler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. O zaman dehri deniyordu bu ateistlere. O dönemlerde de aynı şekilde, şimdiki gibi değil, televizyonu yok, radyo yok, gazeteler de yok. Dolayısıyla insanların çoğunlukta olduğu yerlerde, mesela daha önce o Hristiyan misyonerlerine cizvit deniyordu. Cizvit papazları vardı, bunlar dünyanın her tarafına dolaşırlar. İnsanların toplu bulunduğu yerlerde yaparlardı bunu. Mesela şeyde, Moğol istilası neticesinde Anadolu'ya Moğollar geldiği zaman Müslümanlarda bir dağınıklık söz konusu. O zaman da işte bu Hristiyan misyoner papazlar devreye giriyor. Mesela Nasrettin Hoca merhuma gelip herkesin içerisinde diyor ki hani böyle bilemeyeceği şeyler düşünüyorlar, hazırlıyorlar, getirip soruyorlar. Biz fıkra diye anlatıyoruz. Fıkra değil onlar. Fıkra değil. Çok zeki olması, uyanık olması, yani o anda ilmi değil, pratik olarak cevap verip karşısındakini susturması lazım. Mesele gelmiştir o kadar Müslümanın arasında Nasrettin Hoca merhuma bir papaz diyor ki dünyanın diyor merkezi neresi? Dünyanın merkezi diyor senin diyor eşeğin diyor arka ayağını bastığın yeri. İnanmazsan ölç diyor.
O şartlar dövüşmesi mümkün değil de kendisi mağlup oluyor. Kendisi mağlup oluyor. Ondan sonra da kalkıyor tutuyor. Diyor ki hani sayılması zor olan bir şey. Peki diyor merkebin kuyruğunda kaç kıl var? Diyor ki merkebin kuyruğundaki kıl adedi senin yüzündeki sakalın aynı şekilde adedindedir. Eğer inanmazsan bir seninkinden koparalım, bir eşeğin kuyruğundakinden koparalım. Böylece sayalım. Sayalım. Tabii ona da yaşma. O ızdıraba da şey yapmıyor. Peki bu ne olur? Yani pratikte aynı şekilde unsuzlamak olur. Yoksa Nasrettin Hoca orada mağlup olsa bunun propagandası yapılırdı. Sizinkiler aciz kaldı, beceremedi, yapamadı falan. İşte İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri talebelik döneminde hocası Hammad bin Ebi Süleyman ondan ders alıyor daha genç yaşta. Öyle bir dönemde Bizans'tan bir tane dehri, ateist gelir, meydan okur. Çok kimsenin de kafasını bulandırır. Çok kimse böyle aynı şekilde kalbi gidip gelir. Adam zeki, kullandığı bazı şeyler var. Mesela Allah-u Teala'yı inkar ediyor. Kainatın yaratısını inkar ediyor. Kendisine göre hazırladığı zeki şeyler var. Altyapısı olmayan, ilmi olmayan pat diye düşüyor. Hocası buna cevap vermeyi düşünüyor fakat bir tedirginlik yaşıyor. Diyor ki hani ben çıkar da Allah saklasın öyle bir şey olursa yani benim yenilmem önemli değil ama diyor şey olur yani Müslümanlık zarar görür diye çekiniyor. Fakat o gece bir rüya görüyor. Rüyasında bir domuzun gelip bir ağacın bütün dallarını yediğini ve o ağacın yalnız gövdesinin kaldığını, o anda ağacın gövdesinden bir aslan yavrusunun çıkıp o domuzu parça parça ettiğini görür. Sabah olunca talebesi İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri gelip rüyasını anlatır. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne, talebesine anlatır. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri de tabii çok zeki ve süratle yükselen bir talebe. Rüya tabirinde de mahir yetiştiriliyor. Ve hocasına diyor ki efendim endişelenmeyin. Rüyada gördüğünüz domuz o dehridir. Ateisttir. Ağaç da ilim ağacıdır. Dalları o dehrinin hile ve tuzaklarına kapılan Müslümanlardır. Ağacın gövdesi sizsiniz. O aslan yavrusu da talebeniz olan benim diyor. Allah-u Teala yardımıyla diyor onu yeneriz. Talebesinin kalbi, hocasının kalbinde kuvvet geliyor. Ve hocası memnun oluyor. Beraberce gidiyorlar münazara yapılacak yere. Dehri tabii ki İmam Hazan Ebu Hanif Hazretleri'ni görünce hakaret etmeye başlıyor. Onu ufak tefek görüyor falan. İmam Hazan Ebu Hanif Hazretleri buyuruyor ki hakareti bırak da söyleyeceğini söyle. Ateist diyor ki var olan şeyin başlangıcının ve sonun olmaması mümkün mü? Yani şimdi Allah-u Teala'nın yani ebedi diyorsunuz, ezeli diyorsunuz. Yani başlangıcı olmaması mümkün müdür? Bunun üzerine İmam Hazan Ebu Hanif Hazretleri o dehriye diyor ki sayıları bilir misin? Evet diyor bilirim sayıları. 1, 2, 3, 4, 5. Bilmeyen var mı bunu? Birden önce hangi sayı vardır diyor. Birden önce hangi sayı vardır? Sayı. Sıfır sayı değil zaten. Sıfır diyorsun. Hangi sayı var? Birden önce sayı yok diyor. Dehri. Peki diyor mecazi olan bir sayısından önce bir şey olmayınca hakiki bir olan Allah-u Teala'dan önce nasıl bir şey olabilir ki diyor. Sen de mecazi olan bir rakamın işte bir diyorsun. Birden önce hangi rakam var? Yok. Sıfır yok. Yani mecazi olan bir şey de daha aynı şekilde olmaz diyor. Olması mümkün değil. Çünkü o zaman ona bir olmaz. Öyle ona bir diyemez. Onun önünde başka bir rakam varsa o bir değil. Diyor ki olmaz. Dehri cevap veremiyor. Hakiki bir olanın diyor. Yani Allah-u Teala'nın yüzü ne tarafı o zaman diyor. Hakiki bir olanın, madem ki kabul ediyorsun, Allah-u Teala diyorsun, yüzüne tarafa bakıyor. Çünkü Allah-u Teala'yı o mücessime fırkası da öyle, insan gibi düşünüyor. Cisimleşmiş. Cisimleşmiş. Yani. Nereye bakıyor? Düşünüyor. Dünyaya mı bakıyor? Bize mi bakıyor falan diye. Bunun üzerine İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, mumu bilir misin? Bilirim diyor. Mumu yaktık. Mumun ışıklarının diyor yönü ne tarafa? Mum ne tarafa bakıyor? Ne tarafa bakıyor? Dehri şimdi o kadar insanın içerisinde mumun ışığı diyor her tarafta aynı diyor. Onun belli bir yönü yok. Peki mecazi olan bir nurun, bir ışığın hali böyle olursa daimi ve ebedi olan eni boyu olmayan göklerin ve yerlerin nuru olanın hali nasıl olur? Dehri buna da cevap veremiyor. Peki diyor her var olanın muhakkak bir yeri vardır diyor. Onun yeri neresi? Ateistin kafasındaki, zihnindeki bu. Yani insana benzetiyor cisimleşmiş şekliyle. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyorlar ki biraz süt getirin diyor. Bir süt getirin bir bardak getiriyor sütü. Ve ondan sonra bir bardak sütü gösteriyor dehriye. Bu sütte yağ var mı diyor. Var. Dehri inkar edemiyor. Var diyor. Nerede diyor. Yeri nerede? Sütün neresinde duruyor? Neresinde duruyor bu? Var ama diyor yani hiçbir yerine mahsus değil ki diyor.
hiçbir yerine mahsus değil. O zaman İmam Azam İbani Hazretleri yaratılmış olan bir şeyin hali böyle olursa, sonsuz ve her şeyin yaratıcısı olan hali niçin böyle olmasın buyurur. Dehri cevap veremez. Peki diyor, ve var oldun diyor, yaratıcı diyor, şimdi ne işle meşguldür diyor. Buradan bari bastırayım, susturayım diyor. Kendisi mağlup oluyor çünkü. Şu ana kadar sorduğu sorulara kendisi mağlup oluyor. İmam Azam İbani Hazretleri buyuruyor ki, bak diyor, sen o yüksek bir kürsüye çıkmışmış. Sen diyor oradan sordun, ben aşağıdan cevap verdim. İzin verirsen diyor, sen aşağıya gel, ben yukarı çıkayım. Bu sorunun cevabını oradan vereyim diyor. Dehri diyor ki, olur, benim için mahsul yok. İniyor, oraya oturuyor. İmam Azam İbani Hazretleri kürsüye çıkıyor. Allah-u Teala diyor, senin gibi Allah-u Teala'yı diğer varlıklara benzeten ve inkar eden bir kimseyi kürsüden indirdi. Benim gibi Allah-u Teala'yı her bakımdan tek ve bir bilen bir kimseyi de kürsüye çıkarttı. Şimdi diyor, onun işi budur, bununla meşguldür. Ondan sonra Rahman suresinin 28. ayet-i kerimesini okuyuveriyorum. Dolayısıyla adam yapacak bir şey bulamıyor, çekip gidiyor. İslam alimleri bu ve benzeri şekilde, hem mantıki hem ilmi hem de aynı şekilde pratik intikalleri de çok yüksek cevaplar vermişlerdir. Şimdi bakıyorsun adam ben alimim diyor falan. Adam İslamiyet'i bilmiyor. İslamiyet'le alakalı bir soru soruyorsun, hemen bir ayet-i kerime okuyor, kafasına göre yorum yapıyor. Buradaki yaptığı yorum, bakıyorsun bir saat sonra çelişkiye düşüyor. Bu sefer orada aynı şekilde kendi kafasına göre başka bir yoruma geçiyor. Ya bunlar İslam alimi değil, İslam alimi böyle zatlardır. İmam Hasan Urbani Hazretleri gibi, İmam Malik gibi, İmam Şafii gibi, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri gibi. Bu zatlar hem İslamiyet'i öğrenmişler, hem öğretmek için kitaplar yazmışlar, ayet-i kerime, hadis-i şeriflerden emir ve yasakları çıkarmışlar, hem de din düşmanlarına lazım olan cevaplarla hepsini vermişlerdir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.